25. Bölüm Zekat ve Cimrilik. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Diğer ayette Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: O müşriklerin vay haline! Onlar zekatı vermezler, ahireti inkar edenler de onlardır. Ayet-i kerimede zekat vermeyenler müşrik olarak isimlendirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Zekat ile mükellef olup da bunu yerine getirmeyen her kişiye kıyamet gününde ödemediği zekat borcu azgın bir yılan haline getirilerek o kişilerin boyunlarına dolanacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur: Ey muhacirler topluluğu! 5 haslet vardır ki bunlarla imtihan edilmenizden, bunların sizin aranızda olmasından ve bu kişilere yetişmenizden Allah'a sığınırım. Bir toplumda fuhuş yaygın hale gelir ve aleni olarak yapılmaya başlarsa, o toplum mutlaka öncekilerde görülmeyen ağrılar, sancılar ve bozulmalara maruz kalır. Ölçüde ve tartıda hile yapıp eksik tartıp vermeleri, bu durumdaki toplumlarda yıllar sürecek kıtlık ve geçim sıkıntısı çekerler. Devlet büyükleri ve yöneticilerin zulmüne maruz kalırlar. Mallarının zekatını vermemeleri, böyle bir toplumda öncelikle gökten inen yağmur azalır, eğer yeryüzünde yaşayan hayvanlar bulunmasa o toplumun üzerine gökten bir damla bile yağmur yağmaz. Allah ve Resulüne verdikleri ahdi bozmaları, Allahu Teala bu toplumun başına dışarıdan bir düşman musallat eder ve ellerinde bulunan bazı şeyleri onlardan alırlar. Devlet büyükleri ve yöneticilerin Allah'ın kitabı ile hükmetmemeleri, Allahu Teala onların içine huzursuzluk verir. Kargaşa ve huzursuzluk içinde birbirleriyle boğuşurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allahu Teala Celle Celaluhu hayatı boyunca cimrilik yapan fakat öleceği anda cömert davranan kişiye buğz eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Şu iki sıfat bir müminde bulunmaz: cimrilik ve kötü ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah'ın adına yemin ederim ki hiçbir cimri cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Cimrilikten mutlaka sakının. Çünkü cimrilik bir toplumu zekat vermeyi terke, akrabalık bağlarını kesmeye ve birbirlerinin kanını dökmeye sürükler. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allahu Teala kötü tıyneti yarattı. Cimrilik ve malı onun etrafında tavaf ettirdi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a cimriliği sordular. Şöyle cevapladı: Cimri yaptığı her türlü harcamayı kayıp, elinde tutup biriktirdiğini ise şeref bilir. Cimriliğin asıl kaynağı mal sevgisi, fakirlik korkusu ve çocuk sevgisidir. Çocuğumun her şeyi olsun, kimseye muhtaç olmasın düşüncesidir. Nitekim hadis-i şerifte çocuk insanı korkak ve cimri yapar buyurulur. Öyle insanlar vardır ki ne mallarının zekatını verirler ne de kendilerine ve ailesine rahat bir hayat yaşatırlar. Bütün zevkleri ve arzuları paralarını seyretmek ve onları hep kasasında tutmaktır. Halbuki her fani gibi günün birinde öleceğini de gayet iyi bilmektedir. Böyleleri için şair şöyle der: Kardeşim, nice insanlar vardır hayvandır. Baktığında sanarsın ki basiretli ve akıllı bir insandır. Hemencecik anlar malına bir ziyan gelse, hiç aldırış etmez dini elinden gitse. Başka bir şair şöyle der: Cimrilik salgın hastalıktır. Yakışmaz mürüvvet sahibine, akıllıya ve dindar olana. Varlıklı haline ve zenginliğine rağmen cimriliği tercih eden, gerçekten de aldanmıştır o kişi, yemin ediyorum ben.
Yazık o kimseye dünyasını da ahiretini de mahvetti. Dünyasını sattı, nihayet ahirete de eli boş gitti. Diğer bir şair de şöyle der. Bir mal ki ondan dostlar ve yakınlar faydalanmaz. Yoksulun derdine o maldan bir çare bulunmaz. Sonunda o mal bir gün mutlaka varisin eline geçer. Miras bırakan cimri kişiye de ahirette pişman olmak düşer. Bişre Hafî radıyallahu anh der ki, cimriyle karşılaşmak insana keder ve tasa verir. Cimriye nazar etmek kalbi karartır. Araplar cimrilik ve korkaklık huylarına sahip kişileri ayıplarlardı. Şair bu hususta şöyle der. İnfak et, malım azalır diye sakın korkma. Kulların rızkını Rahman ezelde taksim etmiştir, unutma. Değersiz dünyada cimrilik fayda vermez. İkbali olana infak etmekten zarar gelmez. Diğer bir şair böyle der. Bakıyorum bütün insanlar cömerde dost. Fakat cimri için iki cihanda göremiyorum bir dost. Cimriliğin kişinin kendi nefsine bile zarar verdiğini gördüm. Cimri denilmesin diye kendi nefsime ikramda bulundum. Cimri kişiye başkası için mal biriktirmek, mal biriktirmenin zahmet ve meşakkatini çekmek ve malın hiçbir lezzetini ve hayrını görmemek ceza olarak yeter. Bu konuda şair şöyle der. Değersiz alçak kişi varisleri için mal biriktirir durur. Varislere kalacak mala o sadece bir korucu olur. Tıpkı av köpeği gibidir, avı yakalar fakat o hep açtır. Onun aklı hep başkalarını doyurmak için çalışır. Bu konuda söylenmiş hikmetli sözlerden biri de şöyledir. Cimriye malını ya bir felaketin ya da varislerin yiyeceğini müjdele. İmam Ebu Hanife radıyallahu anh şöyle der. Ben cimri kişiyi emin ve güvenilir bulmam. Çünkü cimrilik onu her şeyi inceden inceye hesaplamaya ve aldanma korkusuyla hakkından fazlasını almaya sürükler. Bu vasıftaki bir kişi güvenilir ve emanete layık değildir. Yahya aleyhisselam bir gün iblis ile karşılaşır ve şöyle der. Ey iblis! En çok sevdiğin ve en fazla nefret ettiğin insanları bana bildir. İblis şöyle der. En çok sevdiğim kişi cimri olan mümindir. En fazla nefret ettiğim şahıs ise cömert olan fasık, günahkar kişidir. Yahya aleyhisselam tekrar sorar. Bunun sebebi nedir? Şeytan şöyle cevap verir. Çünkü cimrinin cimriliği benim için yeterlidir. Ancak cömert olan fasığa gelince Allahu Teala'nın cömertliğine bakıp onu affetmesinden korkarım. Daha sonra iblis döner ve ey Yahya, eğer soruyu soran sen olmasaydın bunları sana açıklamazdım diyerek yürüyüp gider.